Ankara Üniversitesi yönetimi bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen atölye çalışmaları kapsamında Diş Hekimliği Fakültesi yöneticileriyle bir araya geldi. Akademik ve idari birimlerimizin yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetlerle gelecek döneme dair öncelikli ihtiyaçları ve planlamalarının ele alındığı dördüncü atölye çalışmaları Diş Hekimliği Fakültemizde devam etti. Rektörümüz Profesör Doktor Necdet Ünivar, Senato salonundaki toplantıda Diş Hekimliği Fakültesi'nin yeni binanın tamamlanmasıyla hem fiziki anlamda hem de donanım anlamında mükemmel bir yapıya kavuştuğunu ifade etti. Türkiye'nin sağlık turizmi açısından önemli bir potansiyele sahip olduğunu, bunların içerisinde de en önemli alanlardan birinin diş hizmetleri olduğunu vurgulayan Ünivar, Diş Hekimliği Fakültesi'nin de sağlık turizmi alanındaki potansiyelini daha fazla göstermesi gerektiğini kaydetti. Daha önce üç defa yapmamız sonucu dördüncüsünü yapacağız. Her seferinde biraz daha geliştiriyoruz. Ama değiştirdiğimiz Mustafa, değiştirdiğimiz tek husus dikkatle dinlemek, ciddiyetle takip etmek. Orada konuşulan her şeyi detaylı bir şekilde not alıyoruz. Ünivar devamında geçtiğimiz yıl yapılan Diş Hekimliği Fakültesi atölye çalışmasında dile getirilen ihtiyaçların gerçekleşme durumlarının yanı sıra fiziksel ve mekansal iyileştirmeler, proje performansı, akademik kadro dağılımı, idari kadro dağılımı ve fakülte düşünce atölyelerindeki ana temalara ilişkin bilgiler verdiği sunumunu yaptı. Daha sonra fakültemiz dekanı Profesör Doktor Kaan Orhan yaptıkları çalışmalarla ilgili sunumunu gerçekleştirdi. Ardından dekan yardımcılarımız, ana bilim dalı başkanlarımız, fakülte yönetim kurulu üyelerimiz ve fakülte sekreterimiz sırayla söz aldı. Konuşmacılar yıl boyunca gerçekleştirdikleri faaliyetleri anlatırken öncelikli ihtiyaçları ve ileriye dönük hedefleri hakkında bilgiler verdi. Rektör yardımcılarımız, koordinatörlerimiz, genel sekreter yardımcımız ve daire başkanlarımızın da katıldığı toplantı sonunda anket gerçekleştirildi. Toplantı sırasında katılımcılar tarafından dile getirilen ihtiyaçlar arasından öncelikli olanlar belirlendi. Toplantı, anı fotoğrafı çektirilmesiyle sona erdi.